Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayında Akbük'te kuruttuğum naneleri videosunu çektim. Burada çok körpe, çok güzel bahçe nanelerim var. 6 bağ kadar. Nanelerim o kadar körpeydi ki, yapraklarından ayırırken bile zorlandım. Dalları da çok körpeydi. Yani, dalları da kullanılabilirdi ama ben çay yapmak istediğim için sadece yapraklarını kullanmak istedim. Nanelerimi önce bütün bir halde suda yıkadım. Daha sonra da yapraklarından ayırdım gövdelerini. Tekrar yıkadım nanelerimi. Çok taze ve çok lezzetli bir çeşit naneydi bu. Almanya'da bu tarz görmedim. Burada genelde daha kalın yapraklı veya kalın gövdeli naneler oluyor. Daha sonra da salata süzgüsünden geçirdim. Bunu mutlaka yapın eğer kurutmak istiyorsanız benim gibi nanelerinizi. Ben söylediğim gibi nanelerimi çay yapmak için kuruttum. Malum Sallama çaylarında mikroplastik parçacıklar bulunmakta. Bu yüzden genelde sallama çaylarını tercih etmiyorum. Yapraklarımı süzdükten sonra mutfak peçetesi yerleştirdim bir tepsiye. Siz dilediğiniz gibi de kurutabilirsiniz. Mutlaka içinde de kurutanlar da vardır. Ee, eğer ilk defa kurutanlar, kurutmak isteyenler varsa sözüm onlara. Böyle ince bir şekilde Tepsime serdim. Benim 12 bağ danem vardı toplamda. Yaklaşık iki tepsi kadar geldi. Maalesef e, pek uygun değildi hava şartları. Şöyle çok rüzgarlıydı o birkaç gün. Sıcak çoktu ama rüzgar çoktu e, aynı anda. Bu yüzden üzerlerini kapatmak zorunda kaldım. Bir tanesini tülbentle kapattım. Tülbentle kapattığım daha güzel kurudu. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Mutfak peçetesiyle kapattığım mı daha sonra farklı böyle tül bir üzerine tül bir meyveleri için kullanılan bir aparat kullandım. Yani mutfak peçetesi pek uygun değil ama tülment, optimal. Burada nanelerim kurudu. Yapraklarım bütün kaldı. Yaklaşık iki günde kurudu nanelerim. Çok da güzel oldular. Bunlar da mutfak peçetesi, peçetesiyle kapattığım nanelerimdi. Onlar da kurudular. Buradan da görüldüğü gibi rüzgar çoktu. Yapraklar da o kadar e, ince, hassas olduğu için bir avuç kadar da yaprağım uçtu maalesef nane yapraklarım böyle bir şey de başıma geldi. Kuruduktan sonra mutfak poşetleri bu buzdoya giren poşet tarzında kullandım ama siz dilediğiniz e, temiz bir poşete koyabilirsiniz. Ben Almanya'ya getireceğim için böyle tercih ettim ve üzerlerini bastırdım. havasını iyice aldırdım yapraklarımı ezmeden tabi böyle Almanya'ya getirmek daha pratik benim için e, aylardan da Ekim Ağustos ayında kuruttum Ekime geldik havalar burada da bayağı soğuk e, bu yüzden biraz üşütür gibi olmuştum aklıma geldi nane çayı yapayım dedim ve sizlerle paylaşmak istedim insanın kuruttuğu nane Çayının lezzeti gerçekten hiçbir poşet çaylarda yok. Tavsiye etmiyorum. İçinizde aranızda içen çoksa dikkat edin. Maalesef mikroplastik içeriyor. Ya da ıı, değişik maddelerde bulunabiliyor. Bir yıllar önce televizyonda görmüştüm. Hayvan pisliği de çıkmıştı ıı, poşet çaylarda. Bu yüzden ben önermiyorum ya da ıı, kullanmıyorum. Kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Pratik oluyor ama e, maalesef sağlıklı değil. Bu da pişen çayım. Ben lezzetli içtim. E, sonbaharda böyle güzel çaylar iyi geliyor insana. Farklı videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.